Merhaba Şifdevlet izleyenleri, bu videomuzda Meizu'nun üst segment akıllı telefonu Meizu 16. inceliyoruz. Meizu 16. modeli, Meizu 16'nın bir üst modeli olarak dikkat çekiyor. Meizu 16 ile 16. arasında kasa, kamera ve pek çok ekran özelliği gibi teknik detaylar benzer ama farklılıklar da var. Bu farklılıklar aradaki farkı açıyor. Bir üst segmente taşıyor 16'yı. Daha önce Meizu 16'yı incelemiş, kutusundan açmıştık. Yukarıdaki kartlarda görebilirsiniz. Meizu 16'nın fiyatı 2.399 TL. Hepsi burada da Türkiye garantili olarak satışta. İncelediğimiz Meizu 16. modeli ise 3.099 TL. Hepsi burada da satışta. İncelediğimiz model 6 GB RAM'e 64 GB da dahili hafızaya sahip olan sürümü. 3 farklı renk seçeneği var. Bunlardan bir tanesi incelediğimiz mavi rengi. Ayrıca beyaz ve siyah renk seçenekleri de var. Mavi olanı degradeli bir renge sahip. Şu anda mesela mavi gibi görüp böyle de daha yeşile çalan bir renk olarak görebilirsiniz. Degrade renkler üst segment telefonlarda ya da normal akıl telefon dünyasında artık yeni bir moda olmaya başladı. Son bir senedir kullanılıyor. Burada da ayna efektinin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Eğer telefonunuz çok temizlediyseniz, bayağı temizlediğinizde kendinizi bayağı izliyorsunuz. Burada bir ayna gibi kendinizi görüyorsunuz. Hatta buradan biraz daha durdurup detaylı baksanız kamerayı falan göreceksiniz. Bayağı parlak bir yüzey var. Telefona şıklık da katıyor. Telefonun yan yüzeyleri de paslanmaz çelik bir kasayla geliyor. Kavisli camlar ve paslanmaz çelik kasanın birleşimiyle beraber telefonu elinize aldığınızda çok güzel bir his uyandırıyor size. Kullanım kalitesi, malzeme kalitesi ve birleşim yerleri şöyle bir döndürdüğünüzde elinizde telefonu hiçbir şekilde size batmıyor. Gerçekten güzelce birleştirilmiş bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Yani kullanmaktan keyif aldığım bir telefon oldu kullandığım süre boyunca. O yüzden incelememizi de sizlerle paylaşacağım. Tasarımla başlıyoruz. Meizu 16 ile 16. tasarım olarak birbirlerine benzeyen telefonlar. Ufak farklılıklar var. Özellikle ekran kasa oranı açısından gerçekten çok başarılı bir telefon. Meizu 16. modelinin %91.18'lik ekran kasa oranı gerçekten başarılı bir ekran kasa oranı. Özellikle ekranda herhangi bir çentik bulunmuyor ve 6 inçlikte bir ekranla geliyor. Hiç 6 inçlik bir telefon hissi yaşamıyorsunuz. Bunu Meizu 16 incelemesinde de söyledim. Ekran boyutları ve genel kasa tasarımları 16 ile 16. arasında çok benzer. O yüzden bu dediklerimin bir kısmı 16 için de geçerli. O incelemeyi de izlemenizi tavsiye ediyorum. Meizu 16. modelinde ekran arkadaki kasa ve çerçeve materyalinde farklılıklar var. Az önce söylediğim gibi paslanmaz çelik bir kasa ile geliyor. Anten çizgileri üst tarafta ve alt tarafta yerleştirilmiş. Alta baktığımızda 3.5 mm'lik jack, USB Type-C girişi, 1 adet hoparlör ızgarası. Sağ tarafa baktığımızda ses kısıp açma ve güç butonu. Buradaki butonların dokunuş hissi, yerleşimleri, kalitesi gerçekten başarılı. Telefona cepheden baktığımızda az önce söylediğim gibi %91.18'lik bir ekran kasa oranı var ve çentik yok. Üst tarafta gözümüze batan tek şey ekran haricinde ön kamera. Ön kamera yüz tanıma görevi de yapabiliyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu da ekranın içerisinde. Kameranın hemen yanında bir bildirim ledi var. Beyaz bir şekilde yanıp sönüyor bir bildirim varsa. Ayrıca ahize de kasayla cam arasına sıkıştırılmış, gizlenmiş. Orada da ikinci hoparlörü, stereo hoparlörü görüyorsunuz arkadaşlar. Dahili olarak iki tane hoparlör var. Stereo hoparlör var. Hem dahili hoparlör hem de kulaklık modunda gerçekten çok başarılı ve berrak bir ses deneyimi var. Bu konuda da oldukça başarılı. Arka tarafa bakacak olduğumuzda iki tane kamerayı görüyoruz. Kamera özellikleri Meizu 16. ile 16'nın oldukça benzer. İncelememizin devamında kamera kısmına geleceğiz. Altta da beşli bir flash ringi var. Bu flash ringi gayet kuvvetli bir flash ringi. Özellikle karanlık ortamlarda fotoğraf çekeceğiniz zaman hayat kurtarıyor. Cihazın sol tarafında ise SIM kart giriş yeri var. Onun haricinde başka bir cihazın gövdesinde bir konu yok. Ağırlığa gelelim, 152 gram. Böyle bir telefon için 152 gram gerçekten başarılı. Ayrıca sadece 7.3 mm kalınlığına sahip. Yani hem amiral gemisi segmentinde bir telefon alıyorsunuz, hem güçlü bir telefon alıyorsunuz, hem de tek elle rahat tutulan 6 inçlik hafif bir telefonunuz olmuş oluyor. Ben tasarımını, elde tutuşunu ve kullanımını oldukça beğendim. Ve Meizu 16'nın ekranıyla devam ediyoruz. Meizu 16 ile 16 arasında
ekran özellikler açısından benzer. İkisinde de ekrandan parmak izi okuma var ikinci jenerasyon ve başarılı bir şekilde ekrandan parmak izi okuyabiliyor. Bunun yanında ekranın renk doğruluğu, renk algoritması ve kontrastları, doygunluğu, görüş açısı, parlaklığı oldukça başarılı. Ekran 6 inç boyutunda 2160'a 1080 piksel yani Full HD Plus çözünürlüğünde. 6 inç olduğu için PPI değeri 402 PPI. Yeterli bir PPI değerine sahip. Pikselleri de göremiyorsunuz. Parlaklık değeri ise 430 candela. Candela değeri cinsinden parlaklığın da yeterli olduğunu söyleyebilirim. Kısaca hem görüş açısı iyi hem renk doğruluğu başarılı bir ekran deneyimi sizlerle beraber. Ayrıca AMOLED ekran olduğu için herhangi bir gecikme, tepki gecikmesi gibi istenmeyen durumlar olmuyor. Bir oyun oynadığınızda arka tarafta kayan izler ya da bir top geçerken arkada iz bırakması gibi şeyler de olmuyor. Meizu 16'nın en çok merak edilen kısmına geldik arkadaşlar. Performansa, çünkü Meizu 16 ile 16. arasında işlemci farkı karşımıza bariz bir fark olarak çıkıyor. Snapdragon 710 ile geliyordu Meizu 16. 16'da ise Snapdragon 845 işlemcisi var. 845 işlemcisi hala güçlü bir işlemci. 855 lanse edildi ama 845 güncel platformlar arasında hala oldukça başarılı bir işlemci. Bunun da yanında soğutma sistemiyle beraber gelmesi telefonun en çok merak edilen detaylarından biri. Ben de bir PUBG sever olarak telefonların oyun oynatırken ısınıp performansının düşmesinden hoşnut kalmayan biriyim. O yüzden buradaki soğutma oldukça önemli. Sizlere birazdan Turing testiyle beraber PUBG'yi de oyun deneyimlerimizde paylaşacağız. PUBG'de gerçekten yağ gibi akıyor. Güzel performans gösteriyor. Yani bu fiyat segmenti için İyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim işlemci tarafında. Snapdragon 845'li bir telefondan beklediğiniz performansı rahatlıkla alabiliyorsunuz. Donanımına bakalım arkadaşlar. 2.8 GHz'ında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcisi bizlerle beraber. 10 nanometre teknolojisiyle üretilen bu işlemcide grafik birimi Adreno 630. Adreno 630 da hala oldukça güçlü bir grafik işlemci. Ayrıca bu grafik birimine ek olarak Hexagon 685 DSPC ile beraber yapay zeka birimi de 845'in oldukça iddialı bir noktada. Zaten kamera tarafında da yapay zeka desteği var. Kamerada çok iyi fotoğraflar var. Onlara da birazdan geleceğiz. RAM tarafında 6 GB'lık LPDDR4X RAM'ler kullanılıyor. Ayrıca 64 GB'lık dahili hafıza da var. UFS 2.1 standardında olduğunu da söyleyelim. Yani hızlı bir bellek kullanılmış burada. Hem RAM birimi olarak hem de dahili hafıza olarak hızlı birimler tercih edilmiş. İşlemcide de soğutma desteği de var. İşlemci de güncel bir platform. Bunların hepsini koyduğumuzda iyi bir performans karşımıza çıkıyor. Hazır chipsetten bahsetmişken bağlantı özelliklerinden de bahsedelim. Bluetooth 5.0 bağlantı desteği var. Bluetooth 5.0 önemli bir destek. 4.2'den daha az güç tüketiyor. Daha modern desteklere sahip. Bluetooth 5.0 olması güzel. Ayrıca wireless 802.11 AC desteğine de sahip. 5 GHz bağlantıları görebiliyorsunuz. Ayrıca AC ile beraber hızlı aktarımlar yapabiliyorsunuz. Yine GPS desteği bulunuyor. NFC yok. Radyoda yok, FM radyoda yok. Pek çok telefonda olduğu gibi FM radyo bu telefonda yok. Ayrıca kablo bağlantısı olarak da USB Type-C kullandığını da tekrardan hatırlatayım. Şimdi Meizu 16'nın teknik özelliklerinden bahsettim. Dilerseniz performans testlerinden bahsedelim. Daha sonra arayüzde gezip oyun oynamaya başlayalım. Telefonun Geekbench'te tek çekirdek skoru 2408. Çoklu çekirdek puanı ise 9001. Burada iyi bir puan aldığını söyleyelim. Android 8.1 ile beraber geliyor. Android 8.1 üzerine FlyMeOS ara birimiyle geliyor firmanın kendisine özel. Bu Android Pay güncellemesi aldıktan sonra biraz daha performansta puanlara yansıyacak biraz iyileştirme olabilir. Diğer bir testimiz GFX Bench. GFX Bench grafik birimi açısından, grafik biriminin performansını analiz etmemiz açısından oldukça önemli bir test. T-Rex'te açık ekranda 60 FPS, off-screen yani kapalı ekran modunda ise 146 FPS gibi oldukça iyi bir puanı alabiliyor incelediğimiz ürün. Manhattan'da ise on-screen modunda 59 FPS, off-screen modunda ise 82 FPS gibi iyi bir değer alıyor. Evet, son testimiz ise AnTuTu arkadaşlar. AnTuTu'da 282.381 puan almayı başarıyor incelediğimiz Meizu 16. İşlemci tarafında 92.000, grafik işlemci tarafında 119.000
Ara birimde 60.000, memori tarafında ise 10.000 gibi bir puan dağılımı olduğunu da söyleyelim. Yani skorlara baktığımızda Snapdragon 845'li iyi bir cihaz skoru aldığımızı söyleyebiliriz. Fiyat açısından da baktığımızda bu segmentte nispeten Android dünyasını uzun zamandır Türkiye'de gördüğümüz markaların telefonlarıyla kıyasladığımızda 3.000 liranın karşılığında orta segment ya da orta üst segment modelleri görüyorsunuz ve aldığı puanlar da AnTuTu'da 160.000, 200.000 maksimum bandında oluyor genelde. Burada biz amiral gemisi seviyesinde 282.000'lerde puanlar almış durumdayız. Peki sentetik testlerde durum bunlar. Peki PUBG'de nasıl, arayüzde nasıl, oyunda nasıl? Gelin biraz kullanmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, Meizu 16'nın en çok merak edilen kısımlarından biri olan kameraya gelelim. Gerçi merak edilen diyoruz ama Meizu 16 ile 16'nın kamera özellikleri benziyor. 16'yı incelemiştik. Orada da kameranın çok iyi olduğunu, segmentinin üstünde olduğunu söylemiştik. Burada da durum benzer şekilde. Gerçekten özellikle iyi bir ışık altındaysanız çok çok iyi fotoğraflar çekebiliyor. Yapay zeka ile beraber özellikle portre kesme işlemlerini çok başarılı bir şekilde yapıyor. Siz de ekranda şu anda çektiğimiz fotoğrafları görüyorsunuz. İyi bir ışık altında inanılmaz fotoğraflar çekiyor. Peki düşük ışıkta nasıl fotoğraflar çekiyor? Yine onları ekranda görüyorsunuz. Bizim maket şehrimizde kapalı ışıklar altında hiçbir gren olmadan güzel bir şekilde fotoğrafları çektiğini görüyorsunuz. Ben dedim hani gökyüzünü nasıl çekecek karanlıkta, onu da denedim. Onda da gayet güzel bir şekilde çekti. Başarılı bir şekilde grenleri filtreliyor. Gren oluşması engelleniyor. Fotoğraf çektiğinizde noise'da da gren, buna ne dersiniz? O tarz artifektlerin olmasını engelliyor. Başarılı, net, berrak bir fotoğraf deneyimi alıyorsunuz. Peki kamera özellikleri neler? Hemen onlara da bakalım. Arkada 12 megapiksellik bir kamera var. Bu 12 megapiksellik kamera f1.8 diyafram değerine sahip. Sensörü de 1/2.3 inçlik. Gerçekten Sony'nin IMX380 ve IMX350 sensörlerinin kombinasyonundan oluşuyor arka taraf. İddialı bir sensör ve iddialı bir lens kombiniyle geliyor. Bunu da yapay zeka ile birleştirdiğinizde sonuç ekranda gördüğünüz gibi güzel fotoğraflar. İkinci kameraya bakacak olduğumuzda ise 20 megapiksel çözünürlüğünde f2.6 diyaframa sahip bir kamera karşımızda. Burada 1/2.6 inçlik IMX350 sensörü kullanılıyor. İlk kamerada, ana kamerada IMX380 sensörü kullanılıyor. Yani sensör tarafında da iyi, lens tarafında da iyi. Bunu da tekrardan söyleyelim. Meizu 16'nın kamera özelliklerinden bahsettik. Meizu 16'nın kamerasının daha da iyi kılan, amiral gemisi modellere yaklaştıran, hatta o seviyeye getiren bazı ek özellikler var. Meizu 16'da 3x optik zoom var. Bu oldukça önemli bir detay. Birinci kameranın yerinde ikinci kamerayla bu sefer daha da net bir şekilde kayıpsız dijital zoom yapmadan 3 kere yaklaştırarak fotoğraflar çekebiliyorsunuz. O fotoğrafları da ekranda görüyorsunuz. Gayet başarılı bir şekilde, kayıpsız bir şekilde fotoğrafları yaklaştırıyorsunuz. Kayıpsızı bazen insanlar sorguluyor. Ne demek kayıpsız? Tabii ki de ilk fotoğrafla daha sonra 2x, 3x çektiğiniz fotoğraflar arasında farklılık var. Bu farksız demek anlamına gelmiyor kayıpsız. Dijital zoom yaptığınızda görüntüye dijital olarak bir bilgisayardan açıp mouse'un scrolluyla yaklaştırmışsınız gibi pikselleri daha çok görürsünüz dijital yakınlaştırmada. Optik yakınlaştırmada kameranın milimetresiyle, lensin milimetresiyle daha yakın bir şekilde gördüğünüz için o zaman açı değişir, görüntü değişir ama kayıp olmaz. Görüntüde kayıp yaşamazsınız. Öyle özetleyebiliriz kısacası. Burada da 3x optik zoom yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca optik imaj sabitleme de bulunuyor. Video çekerken optik imaj sabitleme 4 yönlü bir şekilde hizmetinizde.
Ayrıca hem önde hem arka kamerada portre moduyla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bokeh efektiyle sizin haricinizde, odaklandığınız nesnenin haricindeki yerler bulanık, flu olabiliyor. Ayrıca lazer fokus da yapabiliyor bu özelliği de. Hatırlatalım. Video moduna geçmeden önce ön kameradan da bahsedeyim. Ön tarafta 20 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram değerine sahip bir kamera kullanılıyor. Bu kameranın Mevzu 16'daki gibi güzellik modu otomatik olarak açılmış bir şekilde geliyor ve sizi çok fazla güzelleştiriyor. Bunu bazen seven insanlar var çünkü sonuçta Instagram'a da bakıyorsunuz her yer filtre. Hatta dil çıkarıyorsunuz böyle diller falan çıkıyor. Herkes filtre koyuyor. Ben dudağımın kendi renginden daha farklı gözükmesini istemiyorum. Pembe, böyle ne bileyim kırmızı. Yüzümde mesela sakal var, yanaklarımda hani gördüğüm bazı gözenekler var. Bunların da olmasını istiyorum. En azından kendim gibi olmak istiyorum diyorsanız güzel yüz modunu kapatabiliyorsunuz. Şu anda ikisi de açık ve kapalı bir şekilde fotoğrafları yan yana görüyorsunuz. İkisiyle de ben hem görüntünün açısı, hem netliği, hem çekim başarısı açısından beğendim. Güzel bir ön kameraya sahip. Ama güzelleştirmeyi açıp kapama sizin zevkinize kalmış. Ben güzelleştirmeyi biraz fazla güzelleştiriyor şeklinde gördüm. Hani ben artık Tolga değil başka bir şey olmuş durumdayım. Daha iyi bir Tolga olmuş diyeyim o zaman. Daha güzel bir Tolga. Ben normal Tolga olmayı tercih ediyorum. Siz daha güzel olmayı tercih ediyorsanız güzellik modu devam edebilirsiniz. Telefonda 4K 30 FPS ya da Full HD videolar kaydedebiliyorsunuz. Şimdi video moduna gelelim. Video merak ediliyor çünkü. 4K video kaydı yapabiliyorsunuz. Ama 4K video kaydı yaparken yanında herhangi bir ibare görmüyorsunuz. Full HD'yi seçtiğinizde sarsıntı önleme seçeneği çıkıyor. Yani ACE burada aktif oluyor. Burada optik imaj sabitleme ACE'i kullanabiliyorsunuz. 720p'de de aynı şekilde. Kamera video tarafında başarılı. Daha iyi kameralar gördüm mü video tarafında? Gördüm. Ama 3000 TL bandındaki telefonlara bakacak olduğumuzda video tarafında iyi bir deneyim bizlere sunuyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse bu fiyat segmentinde kamera tarafında beklentilerinizi karşılayacak bir akıllı telefon. Özellikle düşük ışıkta da iyi fotoğraf çekiyor. Hani ışık yüksek olduğunda da iyi fotoğraflar çekiyor. Burada telefonun hem yazılımı hem de kameranın kombinasyonu gerçekten iyi yapılmış. Sensör seçimi, kameranın lensleri, yazılımı hepsi güzel ayarlanmış ve benim beklentimin çok daha üzerinde bir sonuç verdi. Hatta ofiste Hakkı abiye de göstermiştim. Dedim Hakkı abi ben tahmin et bu hangi telefon çekti? Böyle bir düşündü baktı. Yani gerçekten güzel bir fotoğraf deneyimi yaşıyorsunuz. Beklentinizin biraz daha üzerinde çıkıyor. Hani ben tamam iyi çeker diye bir düşünüyordum ama biraz daha beklentimin üstünde kaldı. Siz de yorumlarınızı yazın aşağı. Çünkü çektiğimiz fotoğrafları sizlerle de paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet gelelim batarya kısmına. Telefon güçlü, güzel ama bize ne kadar pil ömrü sunuyor ona gelelim. 3010 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Ayrıca hızlı şarj desteği de var. Meizu M-Şarj adıyla geçiyor. M-Şarj 4 teknolojisiyle beraber. 24 Watt'lık bir adaptörle geliyor ve bu 24 Watt'lık adaptörle beraber şarj oluş süresinde görüyorsunuz yanda. 1,5 saat içerisinde, 1,5 saatten biraz daha az, 1 saat 24 dakika, 1,5 saat içerisinde telefon tam şarjını oluyor. Hızlı şarjla beraber telefon tam kapasite şarj oluyor. Peki telefonun bataryası ne seviyede? 3010 mAh'lik bir batarya var ve 845 gibi güçlü bir işlemci var. 6 inçlik bir ekran var. Pil tüketimi nasıl? Batarya skoru 2870 Geekbench'te. Orta seviye bir puan. Batarya düşüş sürelerine baktığımızda ise işlemcinin %100 kullanımında, ekranın da tam açık olduğu bir senaryoda %95 seviyesine bataryanın gelmesi 12 dakikayı buluyor. Ekranda bu batarya düşüş seviyesinde görüyorsunuz. Yani 12 dakikada böyle bir kullanımda testte %5 bir düşüş oluyor ama o düşüş seviyeleri biraz daha artıyor vakit geçtikçe. Bir direniş göstermeye başlıyor batarya ama bunlarla beraber telefon eğer çok oyun oynuyorsanız bir günü çok rahat yani bir güne yaklaştığınızda akşama doğru bir daha bir şarj etmenizi isteyebilir. Tabii üst segment telefonlarda çok oyun oynandığında bu olabiliyor. Çünkü özellikle PUBG gibi günümüzde yoğun grafik isteyen uygulamalarda, oyunlarda işlemciniz de iyiyse, güçlüyse burada batarya kullanımı kaçınılmaz oluyor. Batarya tarafında telefon biraz da ince, hafif de bir telefon. Bataryanın da kapasitesi bu seviyede tutulmuş. Hal böyle olunca batarya süreleri de normal.
Yani bu rakamlara göre normal. Tabii ki de artık 4000 mAh'lik bir telefon var. 4000 mAh'lik bataryayla kıyasladığınızda 3000 mAh biraz tabii ki de akşam size bir ek şarj istetecektir. Ama normal kullanımda bir günün götürüyor. Tabii ki de Snapdragon 845'li bir telefonunuz varsa, özellikle ek soğutması da varsa oyun oynamanızı tavsiye ediyorum. Kısaca toparlamak gerekirse arkadaşlar, Meizu 16'yı ne incelemiştik? Meizu 16'yı da inceledim. Meizu 16. Gerçekten Meizu 16'nın böyle üzerine hani İskender söylediğinizi düşünün, bir de tereyağı dökmüş versiyonu diyebilirsiniz. Niye bu kadar çok övdün diyeceksiniz. Fiyatını göz önünde bulunduruyorum. Çünkü gerçekten şu anda 3099 TL bu telefon için iyi bir fiyat düşündüğünüzde. Telefonun daha iyi olsaydı diyebileceğiniz yanları var mıdır? Tabii ki de her ürün için var. Ama rakipleriyle kıyasladığınızda ekrandan parmak izi okuyucusu üst segment bir özellik ve bu telefonda var. AMOLED 6 inç Full HD Plus güzel bir deneyim sunan bir ekran var. Kasa tasarımını beğendim. Kasa çok da fazla çizilmiyor. Arka taraftaki camlar, yani biz burada kılıf mılıf takmadık, öyle kolay çizilmedi. Gorilla Glass olup olmadığı belirtilmiyor. Ama kavisli olarak cam kullanıldığını hem elinizle de hissediyorsunuz hem de yazıyor. Paslanmaz çelik bir kasa var. Paslanmaz çelik kasa birleşim yerleri telefonda mesela gözünüzü kapatıp size böyle telefonu verdiğinizde, kullandığınızda biraz biliyorsanız kaliteli bir materyal olduğunu görüyorsunuz. Öyle eğilip bükülmüyor da. Kamerası başarılı. Video özellikleri iyi ama hani videoda en iyisi mi? Zaten 3000 lira bandında videoda en iyi telefonu da alırım diyemezsiniz. O da bir gerçek. Bataryası biraz daha iyi olabilirdi. Ama boyut ve incelik burada boyutlara biraz da takılıyor. Hani telefonun aşağı yukarı teknik özellikleri ve deneyimleri bu şekilde. Bu telefonu ben 3000 TL'ye alır mıydım? Evet, alırdım. Yani çünkü beklentilerinizin, hatta bazı noktalarda beklentilerinizden fazlasını sizlere sunuyor. Tabii bu ne beklediğinize de bağlı. Siz de yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca abone değilseniz kanalımıza abone olun. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Şuralarda bir çan işareti olacak. O çan işaretini basın ki video yüklediğimizde bildirimlerden haberdar olun. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.